bölümünü bitirdim. Az kaldı. İkinci bölümümle, yani Rengini Bul etkinliğinin ürünlerinin, sponsor ürünlerinin ikinci bölümüyle devam ediyorum. Evinial Paris Instagram hesapları sanırım aşağıda yazıyor olacak. Kozmetik bir Rus markası olduğunu düşünüyorum. Placenta özlü cilt bakım serumuyla kremini gönderdi. Paketleri de böyle gözüküyor. İşte bunlar duymadığımız değişik markalar. Bir duyduğumuz markamız var. O da nedir? Uni. Deli gibi kullanıyorum bunlardan zaten. Çok memnunum. Makyaj temizleme mendili. Pamuk. Ve yani çok güzel bunlar, dikişli olanlardan. Ve son olarak da göz makyajı temizlemek için şu disklerden. Bu kayısılı olanı çok sevdim. Daha evvel kullandım. Yeşil çaylı olanını kullandım. Onlar ilk başta biraz bir gözlerimi yaktı ama dün akşam tekrar kullandım. Evvelki akşam yakmadı. Kayısılı olanı da hiçbir şekilde yakma sorunu yaşamadım. Severek kullandım ürünlerden. Bir başka markamız, bir Instagram satıcısı Pelline. Pelin Hanım bizimle birlikteydi. Birer tane böyle fırça Elfin. Ve yani o da yurt dışından ürünler getiriyor. Onun da Pelline Official Instagram hesabı altta yazıyor olacak. Çok değişik. Özellikle yine daha uygun fiyatlı olan ürünleri, İngiliz markalarını falan bulabilirsiniz. Ayrıca gitti gidiyor da bulabilirsiniz kendisini. Bir de böyle bir güzelliğimiz var. Artık herhalde yiyemeyeceğim bunu ama belki de bayatlamamıştık, bilmiyorum. Bizim için özel olarak tasarlandılar. Üstünde renkli balonlar var. Bizim temamız hem renkler hem balonlar hem gökkuşağı, çok neşeliydi. Üstünde Rengini Bul ve Buket yazıyor. Bunu benim arkadaşım yaptı. Profesyonel olarak bunların satışını yapmıyor. Sadece sevdiği insanlar için hediyelik olarak bunları hazırlıyor. Rica ettim ona. Beni hiç kırmadı. Hem de son günde bunları yapıp yetiştirdi. Seyredeceğini biliyorum videoyu. Beni çok mutlu etti Müzeyen'cim. Teşekkür ederim. Müzeyen Şahin'in kurbişlerini keyifle herkes yedi diye tahmin ediyorum. Ben de kıyamadım. Ondan sonra bu da fiş organizasyonun sürpriz süslerinden biriydi. Kırmazsam iyi olacak. Cecil bizimle birlikteydi. Cecil iki tane ojesi, ki Cecil'in ojelerini hiç denemedim. Şöyle göstereyim. Bir nane yeşili gibi, turkuaz daha doğrusu. Bir de vişne rengi oje. Ve çok meşhur olan lip gloss demeyeyim, likit rujlarından bendeki 25 numarası. İki tane doğal tonlusunu ben satın almıştım zaten. Severek kullanıyordum. Bu muhteşem gözüken bir renk. Sonbahara şahane olacak. Hemen onu da sürmeyi planlıyorum. Daha sonra bir kozmetik markası da Essence bizimle beraberdi. Essence'in soft mat ojelerinden bir adet. Essence'in kozmetik ürünlerini bu arada ben beğeniyorum ve başarılı buluyorum. Tekli farlarını daha evvel kullanmıştım. Ve palet halinde olan farlarını hiç denememiştim. Böyle All About Grace grili bir far paleti. Normalde gri benim çok tercih ettiğim bir ton değil. Fakat şu özellikle alttakiler daha vizon gibi renkler ya da siyah falan. Daha doğrusu bu açıklar falan da. Belki bir tek şu ikisini çok kullanmam ama gerisi benim için gayet güzel renkler. Ya da şöyle bir şey var. Benim inancıma göre hani benim için hiçbir renk hani hiç kullanılamayacak bir renk değildir. O griyi de belki bir yeşille falan karıştırıp ben yine kullanırım. Çünkü ben renk seven bir insanım. Matte Touch blush'larından bir tane. Bunlardan galiba denemedim. Bilmiyorum. Güzel gözüküyor rengi. Bir adet maskara. Multi Action maskara deneyeceğim. Ve son olarak da 13 numara Like a Princess isimli şu ruju. Çok ciciş gözüküyorlar. Dermakozmetik ile devam ediyorum. Dermakozmetik şöyle çok güzel bir makyaj çantası bize göndermiş. Bunun içinde Nuxe'ün bir duş jeli var. Çok merak ettim açıkçası bunu. Ne varmış içinde? Aha, çok enteresan. Badem ve portakal çiçeği yaprakları varmış. Muhteşem kokabilir. Yani şu anda okudum bunu. Çok hoşuma gitti. Bir de benim paketimden çıkan Murad'ın arındırıcı yüz temizleme jeli var. Dermakozmetiğe çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bu çanta evde kapışıldı. Herhalde koyu renginden dolayı babamın olacak. Seyahatlere giderken kullanmak için. Bakalım buradan neler çıkacak.
Cosmet bizim. Lady Cosmet'in DD kremi. Daha evvel güzelliğimiz annemizden etkinliğinde edinmiştim. Ve yazın kullanmıştım. Bence özellikle kuru ciltlerin ya da ne diyeyim, karmadan kuruya dönük ciltlerin daha biraz daha fazla sevebileceği bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ama ben de kullandım, çok çok büyük de bir problem yaşamadım. Efendim Orti. Ortim, video çekiyorum. Şu anda tam ortasındasın. Bu bölümü de kesmeyeceğim Ortim. Hadi bay. Ortim. Nerede kalmıştık? Turuncu kasa. Turuncu kasa bize La Roche-Posay'in termal sularından gönderdi. Ben bundan herhalde 3 tane falan bitirdim daha evvel. Çok seviyorum. Yazın sürekli kullanıyorum. Bir tane daha elimde oldu. Not Cosmetic 3 ürünle aramızdaydı. Biri şu şahane renkli oje, bendeki oil green. Diğeri bir tane far 09 numara, böyle lilamsı, vizyonumsu bir renk. Ve ruj olarak da 13 numara Cheek Raspberry. Şöyle pembemsi bir renk. Not ürünlerine bayılıyorum zaten. Onun dışında Nivea yeni çıkarmış olduğu kendinden renkli lip balmlarını gönderdi. Doğal olan Nude, Rose ve Red olarak 3 tonu var. Çok fazla renk verdiklerini söyleyemeyeceğim ama yine de renkli. Çok belirgin bir kokusunu da alamıyorum. Nivea'nın lip balmları genelde çok başarılı zaten. Bunları deneyeceğim. Renk verme konularını da denedikten sonra, sadece ele şey yaptım çünkü elde çok belli olmuyor. Renk verme konularını da denedikten sonra sizinle paylaşacağım. Farmasiye çok çok teşekkür ediyoruz. Farmasinin sevdiğim ürünleri var kullanıp da. Mesela eyeliner'ını çok beğenerek kullanmıştım. Bunlarda merak ettiğim ürünler, özellikle merak ettiğim ürünler derken şu merak ettiğim bir ürün. Kaş ve kirpik serumu kullanan arkadaşlarım da var. Ben de merak ediyorum, kullanacağım. Bir de bu oje, minik oje. Bunun da quick dry, yani çabuk kuruyan bir oje. Kullananlar hakikaten çabuk kuruduğunu söyledi. My Style serisinden. Rengi çok çok güzel. Böyle lilamsı, gül kurumsu bir renk. Bir dahaki, yani bunları çıkartınca bunu sürmeyi düşünüyorum. Flat benim sürekli kullandığım bir marka. Artık kaç tane bitirdik bilmiyorum evde. Bu denemediğim bir serisiydi ki yeni bir tane almıştım ben ama bunu almamıştım. Bu Raspberry Mint, yani ahududu, frambuaz, öyle bir şeyle. Frambuaz nane gibi. Hemen bunu deneyeceğim. Flat'a teşekkürler ediyoruz. Cosmela bizimle beraberdi. Cosmela hem ürün olarak bize çok güzel bir paket gönderdi. Hem de paketin dışında orada bizimle beraber olup Make Up by Gizemak Güneş, arkadaşımın adını söyleyemedim hızlı konuşmaktan, ile beraber bir makyaj uygulaması yaptılar Zor Be Anne'ye. Çok güzel bir çanta gönderdi. O çantanın içinde bir tane mini boy Sigma fırça. Young Blood, ki merak ettiğim ve kullanmadığım bir marka, daha evvel fırsatım olmamıştı. Fondötenleri de çok güzelmiş. Fırsat vermeyi düşünüyorum. Pudrası. Bir adet ruj. Essence de şeyde satılıyor. Cosmela'da. Cosmela'da birçok marka var. Physicians Formula'dan tutun işte Essence'e kadar. Aydınlatıcı şeyi. Concealer'ı. Jane Ardell'in. Bu da denemediğim bir marka. Self bronzlaştırıcısı. Otobronzanı. Çok konuşunca konuşmayı unutuyorum. Ve son olarak Choco Licks. Bunlar bir palet halinde çikolata mukulata meyve kokulu glosslar diyeyim. Likit ruj değiller. Ama çok şık. Şahane kokan ve şahane görünümlü bir palet bu. Gloss başka rujlarla falan birleştirdiğinizde daha güzel oluyor renkleri. Bir de bunun içinde şu anda göremediğim bir de Essence ruju vardı. Fakat onun aynısının bende olduğu için zaten hiç dokunmadım ona. Özellikle bende olan ürünleri
denediğim ürünleri daha evvel şu anda elimde olmasa da aynalarını tekrar denemeye ihtiyacım olmadığı için sizlerle paylaşacağım. Her zaman yaptığım gibi bir çekiliş videosu da hazırladım ama bir türlü yayınlayamadım. Çünkü onun sonucunu belirleyecek vaktim olmadığı için şu anda çekiliş yapamıyorum. Yine dediğim gibi anlayışınıza sığınıyorum. İnşallah kazasız belasız annemin ameliyatı bittikten sonra geri dönüş yapacağım. O videolara da devam ediyorum. Şöyle kucağıma alayım rahat rahat. Bizi en çok sevindiren markalardan biri. Gerçi hepsine çok sevindik ama Lokum İstanbul'un aramızda olmasıydı. Bu mum paketinin kutusu. Daha evvel Lokum İstanbul videomu izlemişsinizdir. Onun için fazla yorum yapmama gerek yok. Bir adet rum. Bir adet mum ve şahane kokulu, ki bu benim favorim, Sumelas Tea Rain isimli kolonyasıyla bizimle beraberdi. Despada markasının güneş gözlüklerini hediye olarak verdik. Bu da Instagram'da Eye Trend Setter diye bulabilirsiniz. Herkese farklı farklı gözlükler, ki tezahürat bir şekilde herkesinki de çok yakıştı. Bunu ben anneciğime hediye edeceğim. Çünkü biliyorsunuz numaralı gözlük durumundan dolayı annem zaten bayıldı buna. Bu da gözlüğümüz. Devam ediyorum. Clixa'dan çok güzel bir kolye. Clixa'dan, markasını da söyleyeyim, Chiki'den. İnşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Şöyle bu senenin modasına da uygun bu tarz kolyeler çok var. Güzel bir kolye. En kısa zamanda kullanmalı. Başka? Özlem sabundan. Instagram ve Facebook'ta Özlem sabunu olarak bulabilirsiniz. Bir adet kokulu taş. Üstelik dudak şeklinde bayıldım. Çok da güzel kokuyor. Lenjora.com'dan şöyle güzel bir makyaj çantası. Makyaj çantasının içinde de 3 adet güzel not ürünü. Nota boğulduk bu sene. Rujların bir tanesi 12 numara, çok güzel bir kırmızı. Note Bomb Eyeliner. Precision Eyeliner diyor. Deneyeceğim. Biliyorsunuz kalem, keçeli eyeliner benim işim. Bayılıyorum kendilerine. Ve bir adet de dörtlü far. Bendeki 02 numara. Sanırım herkesinki farklı. Ambalajlarını da çok beğeniyorum. Notun bir tane şeyi var böyle. İnce uzun bir far paleti var. Onu da merak ediyorum açıkçası. Şöyle renkleri olan. Hem yeşil var, hem doğal tonlar var. Şeftalimsi renkler var. Severek kullanabileceğimi düşündüğüm bir palet. Deneyeceğim. Notun hiç farını denememiştim. İlk defa elime farları geçti. Neyini denemedim. Eyeliner'ını ilk defa deneyeceğim. Burjlarına bayılıyorum zaten. Ne kaldı geriye? Son. Vallahi son. İnşallah bir şey unutmadım. Aa, unuttum. Burada yok. Hemen onlardan da bahsedeyim. Libros yayınları bizimleydi. Libros yayınlarından dediğim gibi dekoratif boyama kitabı. Bir de mutluluk terapisi olması lazım. Mutluluk. Bir de okumak için bir kitap. Roman. Daha okumadım, bilmiyorum. Ama Instagram'da resimleri var. Oradan görebilirsiniz. Libros yayınlarına da çok teşekkür ediyoruz. Umarım bir şey unutmadım ya. Çok dikkat ettim ama bir şey unuttuysam da alta eklerim diye düşünüyorum. Pastel'den muhteşem bir kutu geldi. Küçücük kutucuk, içi dolu neler nelercik. Pastel çıkarmış olduğu son ürünlerinin hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizimle paylaştı. Bu benim almaya çalıştığım, bulamadığım palet. Çünkü gelmiş ve tükenmiş bütün gratislere. İnternet sitesinden sipariş verecektim artık ama yoğunluktan verememiştim. Kısmet bana geldi. Pastel'in kontür seti. Şöyle sizi kör etmeden gösterebilecek miyim acaba? Yok, beceremeyeceğim sanırım. Şöyle yapayım. Çok da güzel kokuyor. Aydınlatıcısı, allığı ve bronzer'ı. Bende yoktu. Yine bende olmayan bir ürün. Nude Eyeshadow paleti. Yani doğal tonlarda olan, renkleri de gayet güzel. Far paleti. Hepsinin özür dilerim. Yazısı blogumda olacak. Açmayacağım bir ürün. Pastel Moonlight aydınlatıcı. Çünkü ben bunu almıştım aynısını. O yüzden bunu sizinle paylaşacağım. Bir çekilişe ekleyeceğim. Yine açmayacağım bir ürün. Çekilişe gidecek bir ürün. 09 numara. Benim bayıldığım bu muhteşem likit rujlarından bende var. Onun için elimde olduğu için bu iki ürünü paylaşacağım. Bu
seriye bayılıyorum. Pastelin mat rujları. 6 tane mi var bende? 5 tane mi var? Bu da almayı planladığım son renkti. İçlerindeki Garnet Red 556. Hep doğal tonları. Böyle çikolata rengi var. Aprikot var. Onları almıştım. Galiba 4 tane var. Evet. Bu da en son almayı istediklerimdendi. Şansıma. Bu kırmızı bir renk. Bordomsu bir kırmızı. Mat şahane. Bunu keyifle kullanacağım. Ve kaş kitini de çok merak ediyordum. Ülkemizde böyle şeyleri bulmak bence yenilikçi. Yani şunların hepsi kontür kiti, aydınlatıcı, krem aydınlatıcı, mat likit ruj yerli markada görmek şahane bence. Kaş kiti de aynı şekilde. Bunun bildiğim kadarıyla 3 rengi var. Bendeki 02 medium ki bana uyacağını düşünüyorum. Bir tarafı wax, bir tarafı far. Deneyeceğim. Yorumlarım blokta olacak. Son olarak ben pastel ojeleri de özellikle şu nude serisinden bayağı memnunum. Severek kullanıyorum. Grege isimli oje bende yoktu. Bir de 15 numara şöyle tam sonbahara uygun güzel bir bordo. Kutusundan çıkarmaya bile kıyamıyorum. O kadar güzel gözüküyorlar. Severek bunları deneyeceğim ve paylaşacağım. Umarım çok sıkılmamışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Birçok kişi de etkinliği gördükten sonra benden videoları istedi. Aha bir ürün daha var. Unutmadım. Hatırladım. Miss Pera'dan bir indirim kuponumuz vardı. Miss Pera'dan son olarak Chloe'nin Chloe de Rose, Rose de Chloe parfümünü aldım. Çok uzun zamandır istediğim bir parfümdü ama bir türlü almak fırsat olmamıştı. Fiyatı yüksekti çünkü. Ama Miss Pera'da güzel indirimde 180 lira civarına en büyük boyu. Bir de benim güzel bir indirim kuponum vardı. Rengini bul etkinliği sayesinde o sayede en istediğim parfüme de kavuşmuş oldum. Çok hafif gül kokusu. Bayılıyorum. Benden parfüm koleksiyonu istiyorsunuz. Ay çok güzel kokuyor. İnşallah en kısa zamanda çekeceğim. Ama işte şu odamın falan bir bitmesi gerekiyor. Herhalde bir 15-20 gün için belki bir ay için çekebileceğim video yok. Bugün 3-4 tane çektim. 1-2 tane bekleyenim var. Bu ayı öyle geçiştireceğim diye düşünüyorum. Bunları editlesem o bile büyük kârdır benim için. O yüzden affınıza sığınıyorum. Ondan sonra istediğiniz videoları çekmeye devam edeceğim. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşene kadar hoşça kalın.